bir aralıkta sıralama yapayım. En çok sorduğunuz soru. Şimdi bu yıl dedik ki temkinli olacağız. Sayısalcılar daha fazla temkinli olacak. Eşit ağırlıkçılar daha fazla temkinli olacak. Sözelciler bu yıl biraz daha rahatlar. Dilciler de biraz daha. Yani ilk defa onlar çok fazla şikayet etmiyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama tabii yine de hepimizin bu yıl çok temkinli olması gerekiyor. Tüm puan türleri, dilcileri biraz ayırıyorum. Hani hepsinin temkinli olması gerektiğini ben ısrarla söylüyorum. Şimdi nasıl yapacaksın? 24 tane seçeneğim var. Oraya yerleştirebilirsin. Tercih listesinde 24 tane. Bakın çok kıymetli. Sadece 14-15'ini kullanıyormuşuz biliyor musunuz? 10 tanesi boş kalıyor. Muhtemelen araştırmadığımız için, bilmediğimiz için onları boş bırakıyoruz. Şimdi bu dönem işte araştırma, bol bol soru sorma. Acaba hangi alan, yeni alan var mı? Önümüzdeki dünyada hangi işler daha iyi olur? Ben hep aynı şeyleri mi düşünüyorum? Farklı şeyler mi düşünsem acaba? Farklı mesleklere bir baksam mı? Dediğiniz bir dönem olması lazım. O yüzden araştırmanız lazım. Ne kadar yukarı çıkabilirsin? Aslında bunda bir formül yok. Yani hani... İlk üçe ben hep söylüyorum. Bugün yayında da söyledik. İlk üçe ben olsam hayalimi yazarım. Yani hiç de sıralamasına bakmadan aklımda kalacağını listemde kalsın diyorum. Yaz yani. Çünkü 24 tane tercihim var. Ama bütün yapılan çalışmalar %25 ten %20 hani en fazla hani olabilitesi olan şeyler. Ama geçmiş yıllarda mesela bundan 7 yıl önce bir bölüm bir anda talep azaldı, inanılmaz düştü sıralaması. Böyle şeyler de olabiliyor ama çok fazla sevgili arkadaşlar hani çok rastlanan şeyler değil. O yüzden temkinli listede ben olsam %25 %30'dan yukarı çıkmam. Yani hani temkinli liste yapıyorsam ilk üçü hayalimi yazdım sıralamaya bakmadan. Sonra biraz böyle %25 %30'u yukarı kadar çıkarım ama sonra kendi sıralamamın çevresinde bir 9-10 tane en az yani kendi çevremde. Sonra kalacak 9-10 taneyi, 9 taneyi, 8 taneyi inebildiğim yere kadar ineceğim. Yani senin sıralamandan %50 aşağı inersen iyi, %75 aşağı inersen iyi. Ama varsa tabii istediğin yer. Araştıracaksın. Şimdi senin sıralamandan %100 aşağı inersen yerleşme olasılığın çok düşük. Yani garanti liste denilen listelerden biri olur ama %100 belki bulamayabilirsin. İnebildiğin yere kadar in listende. Tek ve en önemli kural şu. Listende istemediğin hiçbir tercih olmayacak. Hani yerleştiğinde okumayacağın hiçbir tercih olmayacak. Neden biliyor musun sevgili arkadaşlar? Bakın bu sene farkı yaratan OBP, ortaöğretim başarı puanı müthiş bir fark attırdı. Farkındasınız değil mi? TYT başarısı ve ortaöğretim başarı puanı. Eğer sen bu yıl girdin, yerleştin, gitmedin. Sen diyorsun ki ben kayıt yaptırmadım ki. Yani hakkını yemiyorum kimsenin diyorsun ama önümüzdeki de OBP'n yarıya düşüyor. Yani bu inanılmaz dezavantajlı bir durum yaratıyor. O yüzden listende yerleşirsen gitmeyeceğin hiçbir bölüm olmayacak. En önemli şey o.